Bakalım. Barış Özcan'ın oğlu. First I have to speak Turkish with my Turkish friends. Now I'll come back to you guys and talk English for a while. And don't forget, there's gonna be a very fun rap at the... Benden iyi konuşuyor İngilizce. Yeah. Bro, asa. Why go fucking push it on the Shut up, Victor. Don't speak fucking English. Go learn something. Go learn something. Anasını s**yim ben seni. Shut up, Victor. Sit. Amına koyayım. Ömrüne koyayım. Çekilitim ana koyayım orası. Bak şu parası bitince düzenli yayınlara başlayanları arkadaşlar izlemeyin yayını lütfen yani Arden hiç sevmiyorum bu geyi bu arada paran mı bitti yayınlara başladım falan muhabbetini yani parayla alakası yok ya benim yayın yapmamın parayla alakalı bir şey değil benim yayın açmam bunu nasıl kanıtlayabilirim size ya mesela mobil oyun şirketim var 27 milyon lira ediyor ya yani demek para var bu başka bir gerçek arkadaşlar şimdi para var para içinde yayın açmıyorum ama bunun ardından neyin geleceğini biliyorum ben anladın mı? A few moments later. Doktor Erriyap 50 tane abonelik hediye etmiş. Oha! Şaşırmam kadar doğal bir şey var mı? Bana böyle toplu abonelik hediye ediliyor mu? Kaç kere gördünüz bunu? Yani çok sevindim abi abonelik hediye edilmiş. Oha! Ağzım boşa var. Konuşamıyorum. Bitmedi oğlum. Çok teşekkür ederim. Anlatamam sana. Yani nasıl mutlu olduğumu anlatamam şu an. Tam 18 çift sıfır sularında 50 tane abonelik. Bana öyle abone hediye eden olmuyor çok. Beni zengin zannediyorlar. Ulan nasıl? Mesela mobil oyun şirketim var. 27 milyon lira ediyor. Anladın mı? Berk mi? No 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 no. Hayvana bu. Seni Allah kahretsin. Ananı sikeyim. Amına kodum bunu da mı koymuş videoya? Burayı izlemesek olmaz mı ya? Burada şimdi ben neyin geleceğini biliyorum. Yani şeyi niye koymadı? Uçan vuruşum vardı benim. Bütün Instagram Türkiye paylaşmış vuruşu. Kariyerimin en iyi ikinci vuruşuydu ya da birinci vuruşu bilmiyorum hangisi daha iyi. Yani bu olmaz ya. Yardım sandım. Aynen öyle abi. Ben. Top. Yardım sandım ya. Hep üzerine alındın ya. Hayır! Hangi adamı vuramadığımı gördünüz yani. Ne? Hangi adamı vuramadı? Aa evdeki böyle bir lafım var belki. Hayır! Hangi adamı vuramadığımı gördünüz yani. Laflarım çarpıtılmış abi, kesilmiş yarısı. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı ne ya? Bu şaka olmadı ya. Çıkarım beni buradan. Anladım. Öyle bir şey olmadı. Şöyle çekeyim. Çıkamazsınlar. Nasıl mantık? Şey mi dostum? Ya Ukrayna'yı almıştık. Şimdi burada teknik bir atış zaten çok kolay. Bak atamayanlar olacak. İyi izleyin şimdi bak. Bak bak bir atsınlar. Şöyle kolay bir atış arkadaşlar. Kolay kolay. Gördün mü atamadı. Ama, ya ama... baksana videonun tam yılında gördüğüm görüntü şu arkadaşlar. Yani. Oh my god. Ne gerek vardı bu hareket? Ha, şu hareketi yapamıyorlar abi. Osman, dayak yükleniyor oğlum, yükleniyor. %85'lerde şu anda burada böyle öyle söyleyeyim sana. Ben bu hareketi bir daha denedim, yaptım amına koyayım. Şöyle denedim ve böyle tuttum. Bunu niye koymadın? Bir daha yapardı abi. Bunu niye koymadın? Bazen bana.
her şey. Delirttin lan. Aa, bu çok komik bir şey ya. Poşetin içine giriyor. Cibil, Alp'in kedisi. Logitech poşetin içine. Logitech olarak evde geziyor. Çok saçma. Bak. Delirttin lan beni. Lan beni. Bir yerleştir. Kaç tane bunu koyuyor kedisi? Çekil! Ben kazanırsam seni Potoşinka 4'te uçan çocuk yapayım. Ben ne yapacağım? Seni adam yerine koyayım. Sabdini bilecek. Niye atlet? Bu ne lan? Benim alp ya. Eldivene de çok fena kaybettim. O yüzden daha çok üzülüyorum. Nereden geliyor lan? Ne yaptın amına koyayım diyor sanki birisi orada ya. Mide sesi mi o? Oğlum ben yanındayım lan senin. Bir dakika. Sen mi olsun? Hadi Diren abi, hadi ya. Hadi Diren abi. Hayır oradayım lan. Cantu abinin solundayım, görmüyor musun? Abi kayıt var. Fena kaybettim. Lan oradayım salak. Kanka sen mi osurdun, doğru söyle. Abi yanındayım, yanında. Solundayım onun. Oğlum daha çok üzülüyorum. Sen çok hızlı sinirlendi abi. Baksana oradayım. Ben bir dakika. Sanki ben bunu verdim buna böyle bir aşırı. Kanka bir... ben bunu izledim asiktir. Bana yıkıldı dedim. Yükseltmen seni haklı yapmıyor. Ben bunu izledim asiktir. Bana yıkıldı dedim ama orada olduğumu fark etmemişim. Ben oradayım. Eyvallah ben oradayım. Sıkıntı yok. Aa. Alp'te ben bir şey yapmadım ifadesi yok mu şu anda böyle? Evet. Kesin Alp yaptı. Eldivene de çok fena. Osman kör gözlerini sikeyim, oradayım, omzum gözüküyor. Sesler geliyor bir yerden ya. Bak sağdayım, soldayım. Abi sen çok hızlısın lan. Kaç geldi şimdi bana? Oğlum çünkü ben bu videoyu izledim ve dedim ki siktir bana kalsın yani. Yemin ediyorum görmedim. Vallahi ilk senden abi ya. Çok görmedim ya. Vallahi görmedim. Gel tokalaşalım ya. Pardon görmedim kardeşim ya. Gel. Aynısını gel, diyorsun abi. O yüzden ayır bak. Neden ayır? Gel şimdi de onu yapacaktım. Unuttum ben bunu yaptım. Hafızam yok ya. İkinci de bunu yaptım. Üzerine koşacağım, hep paket olacaklar üzerine sonra. Düşün denize, izlemeyecek onlar. Gene gece sabahın düzenini bozacak. Yine fakirlik şöyle bir duracak. Yanında... Eline sağlık Osman. Buradan sonra telif var demiştiniz değil mi beyler? Evet abi, evet. Otel adasında gizli şey kamera orada bulmak ve ne kadar güvendeyiz sevgili Alper Rende'den geliyor. Bugün muhabbet ettik ya Alper'le. Şansa... Onlar burun ameliyatı oldular beraber, Betül'le beraber. Duyduğunuz bu ses gizli kamerayla görüntüleri çekilmiş bir seks suçu kurbanına ait. Casus kameralar insanları gizlice çekmesi için uzun zamandır kullanılıyor. Oğlum Sex Max diyor, ban yemeyelim bak. Ama son birkaç yıldır bu durum neredeyse bir pandemi haline geldi. Gizli kameralar her yerdeler. Yatak odasında, banyoda, tuvalette ve soyunma kabinlerinde. Hatta bu durum o kadar kötü bir hal aldı ki her şeyin sizi çektiğini düşünüyorsunuz. Ve zaman geçtikçe paranoyaklaşıyorsunuz. K-pop yıldızlarının o görkemli hayatlarını bile vurdu bu durum. 2019 yılında bir K-pop yıldızı yaşadığı bir ilişkiyi gizli kamerayla çektiği ve bu seks görüntülerini de paylaştığı için hapse atıldı. O günden bugüne kadar... Yani özel hayatın paylaşılması arkadaşlar çok büyük suçlardan bir tanesidir. Kesinlikle. Birisiyle konuşurken ekran görüntüsü alıp paylaşmak, ses kaydı almak, paylaşmak. Bir şey internete düştü mü silinmez. Ve bu yani hapis cezası bunun karşılığı. Aman siz olun, dikkat edin. Biz de benim paranoyak olacağız diyor. Yok ben dikkatli olsun herkes. Bağlantılı olan suçlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
şu anda standart bir otel odasındayız ve bulunduğumuz odada bir sürü gizli kamera ya da dinleyici cihazlar önceden konuldu. Biz de bunları bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu gizli kamera meselesi iyice arttı ve bununla birlikte insanların gizlilik problemleri, güvenlik problemleri had safhada ve bunlar için de özel aslında ekipler oluşturuldu ve bu ekiplerden bir tanesiyle biz bugün birlikteyiz. Bu ekiplerin kendi teknolojik aletleri var ve bu kameraları, bu dinleyici cihazları tespit edebiliyorlar. Yo. Ama kendi gizliliklerini de korumak istedikleri için bu videoda onların yüzünü ve ismini size vermeyeceğiz. O yüzden sadece kameranın arkasında benimle iletişime geçiyor olacaklar. Ama size her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğiz. Siz de gizliliğinizi, güvenliğinizi koruyabilin. Bu tarz durumlarda nelere bakmanız gerekiyor, nerelerden kullanmanız gerekiyor. Bütün bu detayları sizlere açıklamaya çalışacağız. Alper bizim eve de kamera bırakmışsındır acaba. Az evvel dediğim gibi şu an bu odada birçok kamera var. Gerçekten ben şöyle bir baktığımda hiçbir kamerayı göremiyorum. Bu kameralar nasıl bulunuyor? Nasıl bu gizlilik sağlanıyor? Nasıl güvenlik sağlanıyor? Buradaki ekipmanlarla birlikte. Burada gerçekten çok ilginç ekipmanlarımız var. Baktığın zaman nasıl diyeyim, bomba imha ekibinin aletlerine evet, benziyorlar. Bu cihazlar ne işe yarıyor? Gizli kameraya tutacağımız şu kırmızı ışık ve buradan baktığımızda bu ışık yansıması geri dönüyor. Aynada gördüğünüz gibi. Optik, bu şekilde mercek. Biz burada bir kamera olabileceğini düşünerek cihazın içinde açıp bakıyoruz. Şurada bir kırmızı ışık veriliyor. Lense çarpması sağlanıyor bu ışığın ve buradaki işte dürbün gibi mercekten o yansımayı çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi şu alet nedir abi? Şura üstündeki habire yazılar, radyo dalgalarını falan mı acaba? Bu alet elektromanyetik alan ölçücü ama aynı zamanda eğer ortamınızda görüntü veya sesi aktaran bir cihaz var ise tespitinde işimize yarayan bir el dedektörü. Birinizin telefonunu rica edebilir miyim? Kaça mesela çıkacak acaba? Az evvelki 800'lerde olan rakam şu anlarda 10 binlerde. GSM şu anda çalışıyor. Yaklaştırdığımızda artıyor. Veri aktarımını anlamanıza yarıyor. Süper. Şunlar nedir peki? İşte şöyle bir şey var. Bu çok iyi. Evet. Yüzey sıcaklığını ölçen bir cihazımız. Bu büyük tablolar düşünün. Çok büyük bir tablo olduğunu tabloların arkasında, tabloların arkasında bir ısı varsa ses kayıtla ilgili, görüntü değil de sesle ilgili bir elektronik olmaması gereken bir yerde bir elektronik devre varsa bunu gösteriyor. Videodan önce bana şöyle bir bilgi vermişsiniz, onu söyleyeceğim. Bir yerde ısı varsa orada bir elektronik alet olması daha muhtemel. Çünkü sonuçta atıyorum tablonun arkasında normalde bir şey olmadığı için ısınmaz. Ama bir ısı varsa orada şüphelenip o tabloyu açıyorsunuz. Doğrudur. Yoksa hiç şüphelenmiyorsunuz ya da aynı şekilde ayna gibi bir şey de olabilir. Termal kameralarımız var. Ulaşamayacağımız yerlerdeki ısıları da bu şekilde şeyden ölçüyoruz. Anladım. Uzaktan ölçüyoruz. Uzaktan ölçüyoruz. Tabii yüksek tavanlı olan yerlerde ve benzeri yerlerde. Çünkü nokta atışı yaparak anlayabiliyorsunuz onların. Bir herhangi bir enerji akımı olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Şu ne işe yarıyor mesela abi? Bu da daha önceden teknoloji ilerlemediği zamanlarda priz dişlerini tek tek açarak bakıyorduk. Artık bu cihazla direkt prizin içini açmadan buradaki frekansını ölçerek prizin prizin içerisinde herhangi bir elektrikli bir cihaz çalışıp çalışmadığını tespit ediyoruz. Vay. Mesela prizin içinde ne çalışıyor? Böcek çalışabilir. Kamera. Tabii gizli kamera, böcek. Herhangi bir şey varsa buradaki frekansını değiştiriyor ve içerisinde bir şey olduğunu tespit ediyoruz ve açıp bakıyoruz. Ya bu videodan sonra gel. Kesin paranoyak olacağız biz, ben size söyleyeyim ya. Kasa açacağız birazdan ya. Bu. Gerçekten her prize, her baktığınız eşyaya çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Ki bakmanız da gerekiyor bence. Çünkü günümüz şartlarında ne yazık ki böyle bir gerçek var. Alper'cim, bulunduğum bu otel odasında da birçok gizli kamera mevcut. Bakalım bu gizli kameraları da bulabilecek misin? Haydi bakalım. Ben bu işten hiç anlamayan birisiyim ve bakalım ben adamlar saklamış Alper bulabiliyor muyum? Gizli kameralar seni görüyorsa sen de gizli kameraları görüyorsun. Yani o bizi görüyorsa biz de onu görüyoruz. İşte şunlar benim dikkatimi çok çekiyor. Şunun içinde var diye düşünüyorum. Bu şüpheli. Oynar başlık çünkü. Hop burayı çekiyorum. Hop. Yok, bunun içinde. Bunda yok mu? Yok. Şu ineğin gözleri biraz kameraya benziyor ama. Yok. Burada burada da yok. Yatakta olmaz. Ben bir video izlemiştim. Bu aynalara böyle bakıyordu mesela. Onun tekniği neydi ya? Aynanın arkasında eğer bir boşluk varsa her şey olabilir. Eğer boşluğu da şöyle tespit ediyoruz. Aynanın parmağınızı aynaya koyuyorsunuz. Aynen, parmak tek parmağınız. Evet. Eğer arada azıcık bir boşluk kalıyorsa arkasında bir şey yok demektir. Yani evet. Bir problem yok demektir. Bir ufak bir boşluk var. Bu evet. Problem yok. Aha. Bingo. Evet. Bingo. Evet, bir araba anahtarı ama şuradan gördüm. Şu sanırım siyah olan yer kamera, doğru muyum? Lensi. Evet, bu kameranın lensi. Bakın zaten burada da SD kart girişi ve kablo bağlama yeri var. Ama ben araba anahtarı görsem hemen bakarım. Bir tanesini bulduk, tamam da. Zaten bunun içinde olacak harbiden. Makinası için harbiden
Yok. Burada yok bence. Banyoda var mı? Var. Şaka yapıyorsun. Ama her yere baktım ya. Ayna. Senin içine bak. Kamerayı görüyor musun şu an? Bak evet. Baktı anlamıyor bir de. Allah. Yavrular bak bu drop ne yazan var da ona üzüldüm. Bende hiç drop yok yani şu anda. Yok abi bizde de yok. Sizin internetinizle alakalı olmasın. Otomatik alın. F5 atsınlar ya. Otomatik almayın. Almayın. Otomatik almayın pardon. Otomatik almayın. Tamam yokmuş abi drop. Size buradaki kamerayı cihazla gösteriyoruz. Tamam. Nerede? Evet kamera. Ben baktım buna ama hepsi bunun içi boşluk. Kameramız şurada yukarıda. Gidelim. Şaka yapıyorsun bu küçücük abi. Aa, bunlar küçücük delikler. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Bakın şuradan bütün gizliliğimiz gidiyor. Yani bunun şu an görüntü abi var mı şu anda? Ya. Oğlum çok küçük lan. Toplu iğnenin top başı kadar delik. Beni kayıt altına alıyor muyuz? Çok ilginç lan abi. İnanılır gibi bir değil. De arkadaşlar abone olmayı unutmayın. videoyu beğendiyseniz de likelamayı unutmayın. Teşekkürler. Security Turkey'de takip ederek bizim bu aldığımız hizmeti siz de alabilirsiniz. Ama konuştum ama bu inşallah kaydediyordur. Hepsini buraya konuştum. Üçlü prizin üstünde şöyle delik gördün mü? Kaç. Bu odada hala kameralar var. Şimdi şurada bir şüpheli bir şey gördüm sanki bir saniye. Kamera bu. Nerede görsem tanırım. Kamera. Evet. Evet. Değil mi? Bravo. Yes. Bravo. İnanılır gibi değil ya. Vay arkadaş. Bir söyleme tarzı onu da görebilecek. Hayat takılıyor mu buna USB? Ben bunu deneyeceğim ya. Telefonumu şarj edecekmiş. Şimdi ona bakacağım. Aha ses geldi. Vallahi şarj oluyor. İnanılır gibi değil. Yani hem kamera hem de normal şeyi de çalışıyor. Bu gerçekten çok iğrenç bir düşünce. Şu anda iğrendim yani bu durumdan. Harbiden hem iğrendim. Gerçekten benim zannettiğimden yani bu videoyu çekeceğiz diye bir araştırma yaptım. Benim zannettiğimden durum çok daha vahimmiş. Çünkü inanılmaz. Her gün gördüğümüz aletler bunlar yani. Başka var mı hala burada? Var. Allah Allah. Bu ne? Powerbank. Zaten orada kamera olamaz. Sonuçta kamera bizi görüyorsa biz de onu görüyoruz. Çekmecenin içindeki kamera kim ne yapsın? Ha belki ses dinleme cihazı bir nebze. Ama burada sanırım o yok. Abi ben pes ediyorum. Nerede kamera var sen bana söyle. Tamam. Biraz önce elin aldığın powerbank vardı. Powerbank. Şunu alalım. Ya bu çok şüpheliydi zaten ama... Evet bu powerbank... Ama baktım ben buna. Bayağı kaliteli de çekiyor ha. İyice bakarsan. Aa, bayağı iyi çekmiş ya. Seni evet, gidi. Evet. Şurada. Bakın arkadaşlar. Şurada. Şu an kaydediyor mu acaba? Kaydediyor. Bu aynı zamanda hem senin de taşıyabileceğiniz uçak dahil, otel odaları dahil, toplantılar dahil her yerde kullanabileceğiniz. Çok sıkıntı ya. Aynı zamanda telefonu da şarj ediyorsun. Bildiğin ha powerbanklik de yapıyor yine. 6 saat boyunca da. Allah sizi kahretmesin ya. Çok kötü. Bir diğeri de burada havalandırmanın içerisinde. Şöyle bakarsın. Havalandırmayı görürsün. Tahmin etmiştim. Bu şekilde de. Aha. Ha şurada bir şey var. Şurada bir şey var ama ooo bunu nasıl alacağız ki? Şey var mı? İnce bir şey lazım bunu almak için. Her yani. Açıdan çekmişler Alper'i ya. Aha. Oha. No. Bu bildiğin şu an filmlerdeki oğlum, şey gibi bunlar. Çok paranoyak olursun ama ya bu. O kadar burası kamera. Ben ya. Şurada falan saklı zannettim. Yani hani şöyle bir şey diyeceğim de geçerli değil. Mesela kamera varmış gibi... Evinde niye kamera varmış gibi yaşıyorsun ki? Yani yatak odana koyduktan sonra her türlü patlarsın abi. Herkes için de bir formül yok yani. Bu ekipleri muhtemelen yukarıda kalmış. Vay arkadaş ya. Biz otelde falan kalmamız koyup... sen kuruluyor mu kanka? Ne? Otelde falan kalmamız gerekiyor yok. Kanka ben yalan olmasın bakıyorum ben ya. O Alper'in elinde tuttuğu şey var ya kanka. Oralara falan bakıyorum. Evet. Lamba var ya kitap okuma lambası var bir tane orada. Ne bileyim kanka ya. Böyle Wi-Fi üstünden sizi canlı... Ama şu rahatlık var bende yani. Bir gün biri görüntümü çekip paylaşırsa hapse gidecek. Onu bildiğim için özel görüntümü olarak izleyebilir. Biraz da rahat yaşamak lazım abi hayatı. Yani olmaz ki öyle. Diyorlar. Yani bu gerçekten. Ben şey yapıyorum. Kamera vardır belki şey diye poz veriyorum. Nerede var abi başka? Burada. Bu yanlış herhalde. Zaten gözüküyor. Gözüken siyah şey kablo. Kamera mı o? Tabii arkasında buatın içinde de şey var. 15 tane kamera koymuşlar. Burada da ondan var. Allah gitti. Buradan da aynısı çıktı. Benim burcum yengeç bro bu arada. Manyak olursunuz beyler vallahi bak. Gerçekten. Demek ki bu boğatlara da... Bugün CS oynayacağız Berk. Berk o yüzden burada arkadaşlar. Hatta sen ısınabilirsin Berk'cim Counter'a.
giriyorum dikkat orada. Etmek lazım. Buralarda da çıkabiliyor. Ben de ısınıyorum. Gördüğünüz gibi başta var mı? Senin ihtiyacın bir tane üstünde var. O da yani yer varsa hemen. Kerem sen de itemlerat da var, bıçak var. Biz sadece Alp var, Berk var, Direm var, ben varım, Evrim var işte. O biri yorulursa bat yuvanlar falan oradan. Sabit yerlere baktık ama belki de yanındaki insanda da bir şey üstünde bir şey olabilir. Şunu çıkartabiliyor muyum? Aa dur, Salih'i çağıralım. Salih'i arasana kanka. Evrim. Müsaitse eğer. Tamam tamam. Bir gelsin bakalım oğlum. Eski milli takım kaptın adam Counter'da.